Gelişi güzel sohbetler. 3 boğa. Şimdi de adım adım boğaya doğru geliyoruz. Biliyorsun değil mi bu boğaların hikayesini? Boğa heykellerini. Bilmiyorum anlatsana. Osmanlı zamanında şu an hangi padişah olduğunu hiçbir şekilde hatırlamadığım bir şekilde İspanyol olduğunu hatırladığım bir heykel tıraşı. 3 adet boğa heykes siparişi veriyor. Padişah o dönem çok beğeniyor yani. o heykelleri. Aslında bu üç tane boğa heykeli İstanbul'a geliyor. Evet. Ama orijinal yeri burası değil mesela. Ve evet. şu an Kadıköy Meydanı'nda bulunan boğa heykeli orijinal. Yani Osmanlı zamanından kalma olduğu biliniyor. Ama iki tane daha olması gerekiyor. Peki onların yeri nerede olduğu, meçhul mü? Nerede olduğu meçhul. Hadi ya. Evet. Çünkü zaman içerisinde hani şehir değişiyor, işte savaştırılıyor, İstanbul işgali uğruyor ya. Ondan sonra yer değiştiriyor sürekli. Bir dönem Kadıköy semt olarak bu Boğa heykeline belediye olarak sahip çıkıyor. bayağı meydanın ortasına koyuyor. Burayla simgeleşiyor hemen. Yani Boğa dediğin zaman Kadıköy'ün meydanı aklına geliyor ya. Evet. Ama diğer iki heykelin nerede olduğu bilinmiyor. Eğer bilen sevgili <laughs> takipçilerimiz varsa Bence bize. Bence bir müzenin bodrum katında bir yerde üst örtülü bir şekilde tozlanıyor mu sen? Yok ya. Öyle olsaydı ortaya çıkardı. Valla. Ben düşünmüyorum. Çünkü hacim olarak da küçük bir şey değil ya. O zaman sence diğer bölümlerde işlediğimiz gibi tarih, tarihi değerlerin kaçakçılığı anlamında başka müzeleri gitmiş olabilir mi? Ya da yani koleksiyon, koleksiyonerlerin evlerine gitmiş olabilir mi? Müze olarak ne kadar değeri var Hani müzeler içerisinde onu bilmiyorum ama bir yerlerde kaybolduğu ya da saklandığı aşikar diyebiliriz sevgili Samet'ciğim. Bu random boğa bilgisi için sana teşekkür ediyorum sevgili Cihan'a. Ben teşekkür ediyorum. Aşırı bir trafikli bir Kadıköy <laughs> gününden herkese selam olsun. Gelişi güzel sohbetler. İsmet Baba. Bir başka yoldayız ya da gelişi güzel. Gelişi güzel İsmet. Yoldayız. <laughs> Nereye yoldasın? ne bileyim gene var yoldayız yani. Dışarıdayız demek istiyorsunuz. Ha istiyorsak. evet dışarıdayız. Ama şey var ya Amerikanca'da hani on the go <laughs> ya da to go o tarz bir evet. şey. Evet. Ama burada bir karşılığı tam olarak yok. Bugün neredeyiz? Bugün dalga seslerinin bizi birbirine vurduğu... Dinleyiciye gelmeyebilir ama. Evet doğru değil. Ama ge evet geçenki gibi motor ya da vidanjör <laughs> sesini geldi. Çünkü kulaklara Über, übersonik zarar vermeyin. teknolojinin vermiş olduğu inanılmaz olanaklarla birlikte şehrin kaosundan bir anda kaybolmak ya da kişisel kaoslardan bir anda kaybolmaktan konuşuyorduk ya kayıt dışında. Evet. Off, bunu, Off aynen bunu bir anda kayıt için almaya karar verdim. Ve bugün sen belki. Evet. <laughs> <laughs> evet, verdik derken olarak konuşuyor ama evet. Ve bugün bir sahil kenarında köprüye nazır, gayet savaş, bir meyhanedeyiz. Derin derin bakan bir Samet karşımda oldu. <laughs> Köprü dedin, köprüyü izlemeye başladım. Anlatışına bu ayak uyduruyorum <laughs> Peki gerçekten de şeyi hissediyorsun değil mi? Bir anda kaostan kurtulduğunu, bir hayatın normal akışından çıkıp böyle şey var ya otoyollarda. Bir yandan. meyhaneye vardığında mı demek istiyorsun? Bu... Bence bu ortama özgü biraz. Meyhane artı bir şey gibi, kreması gibi bu tarz bir lokasyonda bulunma. Çünkü denize kaç metre olduğumuzu düşünüyorum. Şu an denizin içindeyiz. Bir kere deniz havası dedikleri şey gerçekten doğru ya. Yasanın böyle bir silkeniyor Böyle bir kendine getiriyor. O konuda en fikiriz diye düşünüyorum. İkincisi kaostan çıkmanın binbir türlü yolu var biliyorsun. İnsanlar hatta bazıları da podcast dinleyerek kendini izole ediyor günlük kaosla. Ya, tabii yani herkes her zaman istediği yerde olamıyor. Bu da onun gibi bir metot diyebilirim açıkçası. Yani şu an yaptığımız şey. Yani işe yarıyor. Kesinlikle işe yarıyor. O zaman gayet iyi. Teşekkürler. İnsanların gündelik hayattaki yüzeysel konuşmalarından ziyade daha derin birbiriyle bağlı bildikleri ortamlar olması da kaostan kaçar işe yarıyor diye düşünüyorum. Belki de meyhaneleri geçmiş zamandan günümüze ya da sosyalleşen yani sosyalleşme evet. mekanları değil. Sadece meyhane demek doğru değil belki de, Evet. E, dönem içerisinde farklı bir noktaya da evliliğini düşünüyorum. Çünkü hani insanların artık eskisi kadar gitmediği ama gittiğinde de o eski tadı aradığı yerler. Hani ne kadar bulup bulmadıkları tartışılır eski zamanlara göre. Ama çıkış noktası itibariyle döneminin sosyalleşme noktası gibi ben görüyorum. Yani bizim bakkal bölümü gibi nostaljik bir yöne doğru kayda diyebiliriz. <laughs> bakkal bölümü iyi de kar Hatta Ferhan bir tane oyunu vardı ya. kahraman bakkal süpermarkete karşı bir evet bu, doğru diyorsun. Bu, Galiba doğru diyorsun. O isim çok tanıdık geldi şu an. Yani, de, yani demek istediğimiz uzun lafın kısası insanlar günlük rutinlerinden bir şekilde kaçmaya çalışıyorlar ama bunu yapmanın çeşitli yolları var seninle de dediğin gibi. Biz bunlardan bir tanesiyle şu anda. Neydi bölümümüzün adı? Gelişi Güzel Sohbetler. Gelişigüzel sohbetler'de. Serimizin adı. mini kes serimizin adı. Ya şeyi uyarlayabilir miyiz o zaman? Belki de bölümün adı olacaktır bu. Meyhaneler Clubhouse'lara karşı şeklinde uyarlayabiliriz. Hiç alıntı yapmak gerekirse. Ferhan abi <laughs> şey diyorsun, esinlenme olabiliyor yani. Bazen esinlenme, bazen çırpma, çarpma, bazen çalıntı oluyor. Bu ince çizgi arasında gelip geliyoruz anlayışımıza ve bakış açımıza göre. Yani herkesin bakış açısı değişkenlik gösteriliyor galiba. Saygı gösterip yoluna devam ediyoruz. Bir dahaki küçük minik testlerimizde albüm isimlerinin bir grubun tekneninde olup olmadığını tartışabiliriz. Yani diyelim ki Iron Maiden Fear of the Dark dedi bölümünün adına bir daha bunu kullanmamak mı gerekiyor hiçbir platformda kullanmamak üzere diye. Şey güzel, yapıyoruz. güzel bir noktaya da yine. Güzel bir noktayla kapatabiliriz. Aynen. Gelişi güzel sohbetler. Üç Boğa ve İsmet Baba.